Telefonla devam edelim. Telefondan hemen sonra birinci şifreyi, ilk şifreyi inşallah paylaşırız. Hoş geldiniz yayınımıza. Kahramanmaraş, Büşra Hanım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar bu hayırlı arada. Hayırlı cumalar. Benim bir sorum olacaktı Necmettin hocama. Hocam duyuyor sizi, buyurun. Annem 30 yıldır, yani neredeyse 30 yıldır hastaydı. Epilepsi ve lupus hastasıydı. Evet. Ve bu süre içinde hiç oruç tutamadı. Hı hı. Ve iyileşemeden de vefat etti annem. Yani bugün 41 gün oldu annem vefat edeli. Allah rahmet eylesin. Ve ben tek çocuğum. Annemle babam da ayrıydı yani. Hı hı. Hani biz bu oruç borcunu hesaplattık. 25 bin lira gibi bir para tuttu. Nasıl hesaplattınız bu oruç borcunu? Fidye olarak, fidyesini vermek için. Evet, fidyesini vermek için bir tane işte buradan tamam, bir rakam, hocaya sorduk. Böyle bir rakam çıktı ortaya, evet. Evet. Ondan sonra annemin de yani başka böyle benden başka hayır yapacak böyle bir kimsesi de yok. Evet. Ha, ben elimden geleni inşallah yaparım fazlasıyla. Hani biz bu parayla ne yapabiliriz? Bir hayrat falan yapabilir miyiz annem adına? Veya başka nerelere kullanabiliriz bu parayı? Ne kadardı oruç fidyesi? 25 bin mi? Ya 24 küsürdü de tamam. 25 bin liraya ağzı düz dedik. 30 hani yıllık çevremiz, dediniz. Çevremizde olmayan, durumu olmayan kişilere şey yaptık hani verdik biraz da. Evet. Hani şöyle devamlı bir hayır kapısı açık olsun diye bir şey yapalım diyoruz. Hı-hı. Ne yapabiliriz? Nereye kullanabiliriz? Mevla onu rahmet soracaktım. Eylesin. Mevla rahmet eylesin. Başınız Allah sağ razı olsun. Olsun. Hocamızı bir dinleyelim. Bir şey daha söyleyeceğim hocamıza. Buyurun. Ya annem hocamızı çok seviyordu. Hep diyordu ki yani işte bir beni Necmettin hocanın yanına bir gidebilsem falan diyordu böyle. Ya. Lütfen anneme dua etsin Necmettin hocamız. Ellerinizden öpüyorum. Tekrar başını sağ olsun. Mevla cennetinde buluştursun. Mevla teşekkür cennetinde ederim. Buluştursun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet, 30 yıldır rahatsızlığı vardı diyor annemin. Sürekli rahatsızdı. Dolayısıyla hiç oruç tutamadı. Şimdi biz vefatından sonra oruç fidyesini hesap ettik. Bir 25 bin lira oldu. Nasıl değerlendirelim, ne yapalım? Ve dua bekliyorlar hocam sizden. Efendim, hanımefendiye ve cümle geçmişlerimize Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Bu kadar yıl hastalık çekti. Müminin ayağına diken batsa derecesinin yükselmesine sebep olur. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani Eyüp Peygamber 17 sene hastalık çekmiş, servet gitmiş, saman gitmiş, evladı iyal gitmiş, bağ bahçe gitmiş. Ama sonra Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamur rahimi. Ya Rab, her tarafıma hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin diye sığınmış Rabbimize ve 17 yıllık hastalık çektikten sonra Rabbimizin şifa ihsan etmiş, lütfuna ermiş. Hanımefendi kardeşimiz ise daha fazla yıl hastalık çekiyor. İnşallah bunlar derecesinin yükselmesine, taksiratının affına vesile olmuştur. İnşallah. Vasiyeti varsa ve vasiyetinin de üçte biri içinde ise değerli kerimesi hanım kızımız o 24 bin lira dedi. Evet. Onu vermeye mecburdur. Eğer evet, vefat eden hanımefendi vasiyet etti ise ve bu da vasiyetinin üçte biri içinde ise, hı hı, bu değerli kelimesi hanımefendinin bunu yerine getirmesi mecburiyedir. Ama vasiyet etmedi veya malı da yoktu. Şimdi değerli kızı ben annemin borcunu ödeyeyim diyor
Olur mu? Olur tabii. Annesi de bundan faydalanır mı? Elbette faydalanır. Yani bir sahabiye hanımefendi sevgili peygamberimize rastlıyor da diyor ki ya Resulallah, anacığım konuşamadan vefat etti. Eğer konuşsaydı şöyle bir vasiyette bulunacaktı. Ben onun adına şöyle bir hayır yapsam, anacığım bundan faydalanır mı? Efendimizin cevabı evet, faydalanır buyuruyor. Yani şimdi kızımızın annesi hakkında böyle düşünmesi takdire şayandır. Elbette. İşte hayırlı evlat olma budur. Ama peki bu kadar parayı herhangi bir hayra mı verelim? Bu fakirlerin hakkıdır. Fakirlere verilmelidir bu para. Yani bir anda veremeyecekse de zaman içerisinde bunu vermesi vefakarlık olur. Annesi bundan faydalanır, kendi de eli boş çıkmaz. İhtiyaç sahiplerine verecek. Kendi kimdir, kendi nedir? Vefat eden hanımefendinin kızıdır. Ama Rabbimiz onun sahibidir, ömrünü belirleyendir, rızkını belirleyendir. Hanımefendi, kızımız bunu yapmış olmakla kendi de sevap kazanır. Anacığı da bundan istifade eder. Hayırlı bir evlat olmuş olur. İnşallah. Hocam peki bu oruç fidyesini hayır kurumlarına ya da cami yardımına verebilir mi, yoksa ihtiyaç sahiplerine mi vermesi gerekir illa? Fakirlere verilmesi lazım. İhtiyaç fakirlere verecek. Peki, evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.